Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönüldaşlarım. Yine sizler için, yine sizlere özel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet, bugün yine bir aklımdaki kişi yapacağız ve yine aklımızdaki kişiye bir soruyla gideceğiz. Ve diyeceğiz ki, tamam mı, devam mı aklımdaki kişi, bizim sonumuz ne olacak diye bir soralım bakalım. Bu ilişkinin sonu ne olacak? Tamam mı, devam mı? Haydi bakalım, net bir şekilde sorumuzu aldık ve her zaman olduğu gibi kartlarımı şöyle bir siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle bir gönül dostlarıma odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi önce kendinizi, sonra aklınızda olan kim varsa onun niyetinizi alın. Tamam mı, devam mı, bu ilişkinin sonu ne olacak diye bir sorun bakalım. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattından lütfen yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve tesadüfen bu videoya denk geldiyseniz de lütfen alma verme dengemizi koruyabilmek adına da kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak bizim enerjimizin içine dahil olabilirsiniz. Tabii ki gönlünüz isterse. Evet, haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak hemen seçiyorum. Bakalım gelen mesajlar ne olacak? Evet, bu kartla bir gelmek istedi, onu da bir alalım tabii ki. Demek ki bir mesajı var. Tamam mı, devam mı diyoruz? Bu ilişkinin sonu ne olacak diye kartlara soruyoruz. Bakalım gelen mesajlar neler olacak? Hemen melek kartlarıma niyet alıyorum. Ve kolektif enerjime yine niyet alarak hemen kartlarınızı seçiyorum. Bakalım meleklerden nasıl yanıtlar gelecek sizlere. Evet, bu arada ben kartlarımı seçerken de sizler odaklanabilirsiniz. Yine odaklanın, kartlara iyice bir rezone olun. Sorunuzu gönderin. Bakalım niyet ettiğiniz kişiyle, evet, bağlantınız devam edecek mi? Tamam mı, devam mı, neler olacak? Evet, bakalım mesajları alalım. Evet, bu destemize de niyet alalım. Evet, kartlarımızı seçtik. Şimdi isterseniz videoyu durdurarak da kartlarıma odaklanarak niyetinizi, enerjinizi gönderebilirsiniz. Ay, ilk açılan kartın yetersiz bakiye olması, aman Allah'ım, yeteneksiz bir kahraman. Evet, niyet ettiğiniz kişi, kanalıma ilk kez gelenlere hemen izah edelim. Yetersiz bir bakiye, yani yeteneksiz bir kahraman. Ama tabii ondan sonrakilerde çok güzel, yeteneksiz falan ama. Evet. Hadi bakalım.
Şimdi hazır mısınız? Canım gönül dostlarım. Ay vallahi çok güzel cevaplar geldi. Ben şimdi ilk kartı açınca biraz böyle ikinciyle falan ay dedim, eyvah dedim ama şuradaki kartlar çok güzel. Şimdi evet, aklımdaki kişiyle tamam mı, devam mı? Bakalım bu ilişkinin sonu ne olacak sorusuna cevap arıyoruz. Bakın. İlk açılan kart biliyorsunuz bizim fenomen kartımız, yetersiz bakiye, yani yeteneksiz kahraman. Burada benim kolektif enerjim gerçekten bu ilişkide fedakar, vefakar, kendinden taviz ve ödünler veren taraf olmuş. Ama ve lakin maalesef aklınızda o niyet ettiğiniz kişiden aynı karşılığı görememişsiniz. Bu yüzden dolayı da artık böyle zaten bir dargınlık ve kırgınlık da var zaten. Burada küskün aşıkla da geldiniz. Ve hatta bu da geçtiğimiz yine zamansız zamanı niyetli videom. Bunu da hatırlatayım. İzlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz beşli zaman diliminden beri, yani geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay ya da beşli bir tarihten beri ayrı, dargın, kırgın ya da küskünsünüz niyet ettiğiniz kişi ile. Şimdi burada özellikle niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı o kadar çok eleştiriler yapmış olabilirsiniz. Hatta onu kınamış, belki de beklentilerinizi yüksek tuttuğunuz için ve burada fedakarlıkta ve kendinizden çok fazla ödün verdiğiniz için karşı tarafla bağlantılı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi burada aklınızdaki kişi size şunu söylüyor. Bir kere bizim diyor ilişkimiz bitmedi. Belki iki kişi arasında olabilirim. Ben ya da sen ya da ikilemlerimiz olabilir diyor. Hani bak, burada kendi hayatınıza göre, kendi hikayenize göre alın diyorum ya. Ben her türlü seçeneği sundum size. Bakın, iki kişi arasında olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi iki kişi arasında olabilir. Ya da bu bağlantıyla ilgili, bu ilişkiyle ilgili tamam mı, devam mı konusunda kararsız ve ikilemlerde de kalmış olabilirsiniz. Şimdi burada bakın, arkanızdan dönen bazı oyunlar da var maalesef. Eğer ki bazı oyunlara da maruz kaldıysanız, bu ilişkiyi bitirebilmek adına ya da bitirmeniz için belki zorlandınız, belki mecbur kaldınız, belki çaresizlikler de yaşamış olabilirsiniz. Şimdi her halükarda niyet ettiğiniz kişi burada diyor ki, benim hala aklım, kalbim, düşüncelerim sende. Şu an evet, belki sıkıcı durumlar içerisinde olabiliriz. Belki tedbirli ve dikkatli davranmadım. Ben senin kadrini, kıymetini bilemedim belki de derken. Evet, ben aynı şekilde sana takıntı ve saplantıyla bağlıyım. Sürpriz mutluluklara hazır ol benden yana diyor. Çünkü ben seninle mutluydum diyor niyet ettiğiniz kişi, canım gönül dostlarım. Yani burada niyet ettiğiniz kişi zaten sizi bitirmemiş. Yani burada tamam mı, devam mı sorusunda diyor ki, bizim diyor bak sonumuzda bir beklentim var. Bak, bu evliliğe giden yoldur, gelin damattır. Belki de evliydiniz, ayrıldınız, tekrar evlenebilirsiniz ya da işte ne bileyim evliliğe giden yoldaydınız, bunu sonuca götüremediniz, tekrar aynı yola girebilirsiniz. Ya da siz ilişkinize ciddiyet istediniz ama bir türlü olmuyorsa bu ciddiyete gidebilirsiniz gibi gibi gibi. Yani burada tamam mı, devam mı ve bu ilişkinin sonu ne olur da, evet bir son var. Bu ilişki devam, bu ilişki bir yere gider. Çünkü bakın, burada mutluluk veriyor ama şuradaki iki kart size ikilemlerden kurtulmanız ya da iki kişi arasından çıkıp artık tamamen karar verip bir yola çıkmanız ya da arkanızdan dönen oyunların ya da sizin arkanızdan iş çeviren kötü insanların ya da kötülük yapmaya çalışanların farkına varmanız gerektiğini söylüyor. Evet, burada gerçekten çok dua ediyorsunuz. Bu ilişkinin devam edebilmesi adına, hatta bak nasıl geldi, görüyor musunuz? Bakın,
Evet, bu ilişkinin devam edebilmesi adına ve istediğinizin olması adına, yani bir sona gidebilmesi adına gerçekten çok dua ediyorsunuz. Ama burada bir şeylerin, bakın gene buraya bağlandı konu, bir şeylerin sona gidebilmesi için bu ilişkide ya da istediğiniz sonuca varabilmeniz için, devam edebilmesi için bu ilişkinin bir şeylerin bitmesi gerekiyor, bir şeylerin hallolması gerekiyor. Belki burada sizin de çok önemli bir rolünüz vardır ya da fonksiyonunuz vardır. Burada bir çabanız da gerekiyor belki sizin de. Ama burada belki de aklınızdaki kişiye çok net kendinizi ifade edememiş de olabilirsiniz bu ilişkiyle bağlantılı. Ama burada özellikle bu aralar sezgilerinize, hislerinize güvenin. Çok iyi niyetlisiniz. Belki etrafınızdaki çok insana yardımlarda bulunuyorsunuz. Faydanız dokunuyor. Bu arada aynı yardımlar ve faydalar aklınızdaki kişiyle de ilgili olabilir. Ona da bir şekilde destek vermişsinizdir, yardımcı olmuşsunuzdur ve bunların karşılığını bir şekilde alacaksınız. Ve bakın, meleklerden gelen en güzel mesaj, belki de o ettiğiniz duaların karşılığı ilişkiyle bağlantılı, meleklerden güzel gelen bir destek ve yardım var. Ay, bakar mısınız? Halloldu mesajı geldi. Yani bu melek destesinde en sevdiğim kartlardan biridir. Ve biz burada ne sorduk? Bu ilişki tamam mı? Devam mı? Bir sonu var mı? Bir sona gidiyor mu dedik. Bak, evet, hallolacak. Bir şeyler hale, yola gelecek. Sadece bu olayı düzeltebilmek adına, işte bu ilişkiyle bağlantılı bir şeylere hale yola sokabilmek için yine evet sabırla bekle diyor. Bakar mısınız? Yani bir şeylerin çözüme gideceği bir süreç var. Ay, bakar mısınız ama arkadaşlar, yani evet, kökleneceksiniz. Yani bu ilişki devam. Bu ilişki devam. Evet, belki karanlıkta kalmış bazı noktalar var ama velakin her türlü bu ilişkiyle bağlantılı bir ümit, bir umut ve bir çıkar yol olduğunu söylüyor kartlarım. Şu an belki siz bir şeylerin farkında değilsiniz. Belki de bu ikilemlerde, bakın bu ikilemlerde kaldınız. Ne olacak düşünüyorsunuz, kara kara çözüm yolu arıyorsunuz. Ama her türlü, bakın buradaki gibi aynı şekilde aklınızdaki kişinin de şu an belki dargın, kırgın ya da aranıza şehir ya da ülke mesafesi girse bile aklının, kalbinin, düşüncelerin bir türlü bir şekilde sizde olduğu mesajıyla geliyor. Aslında burada onun en büyük korkusu da ne biliyor musunuz? Sizin onu bırakıp gitmeniz. Bakın, sizin ondan uzaklaşmanız. Belki de sizin artık tamam, ben bu ilişkiyi, bu bağlantıyı bitirdim, ben gidiyorum demeniz. Onda da bu korkular var. Bu korkuları çok net bir şekilde yaşıyor. Ve aslında onun da içinde bu ilişkinin devam ettiğini ve bu ilişkinin bir sona gitmesi için aslında onun da, bakın, etrafındaki birileriyle ya da bir şeylerle mücadele ettiğini veriyor. Bakın, güvenle geldi. Diyor ki aklınızdaki kişi, ben sana inanmayı seçiyorum diyor. Bakın, o size inanıyor, güveniyorsa, siz de aynı şekilde ona inanıp güvenirseniz bu ilişkinin nasıl devam ettiğini, nasıl bir sona gittiğini belki de çok net bir şekilde göreceksiniz. Bakın, gerilemenizde, bu ilişkinin gerilemesinde belki de göremediğiniz bazı olaylar var. Hani hep ben derim ya, görünenin arkasına görünmeyenler, ki burada bakın bir oyunumuz var. En başta zaten uyardı kartlar ve geçmişte yapılan hatalar. Bu geçmişte yapılan hatalar işte her iki tarafın güven duygusunu yıkarken, evet, bazı blokajlarınız var canım gönül dostlarım. Burada niyet ettiğiniz kişiyle
tamam mı, devam mı konusunda bu ilişkinin bir sona gidebilmesi adına maalesef bazı blokajlara maruz kalmışsınız. Belki negatif enerjiler, belki farklı olaylar sizi bloke etmiş olabilir. Ama ve lakin bununla ilgili de net bir çözüme gidilmesi gerekiyor. Ve bakın iç dünyasında, rüyalarında ve kabuğunu kır ve kabuk. Bakar mısınız mesajlara? Yani burada niyet ettiğiniz kişi kendi adına belki de tamam mı devam mı ile ilgili bu ilişkide bir kabuk örmüş olabilir. Kendini iç dünyasına çekmiş olabilir. Ama bunların hepsinden çıkacak ve bakar mısınız yansımayla geldi. Şimdi burada evet çok enteresan bir şekilde eğer ki siz bu ilişkide bir son istiyorsanız ve devam istiyorsanız aynı şeyi aklınızdaki kişiye yansıtmanız lazım. Şimdi ilişkiler gerçekten telepatik bağlardır, yansımadır. Tabii ki genel anlamda zaten hepimiz birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Tabii ki özel ilişkilerde bu bağ çok daha farklı bir bağ. Ve bu yüzden de eğer ki siz zaten istiyorsanız bu ilişkinin devamını ve bir sona gitmesini aynı şekilde aklınızdaki kişiye yansıtabilirsiniz. Ve aynı şekilde de diyor ki sen benden bir şeyler bekliyorsun ama sen de buna göre davranırsan olaylar belki de çok farklı yere gidecek. İlişkimiz de çok farklı yere gidecek. Mesajını veriyor size niyet ettiğiniz kişi. Evet canım gönül dostlarım. Demek ki bu gelen mesajlara göre aklınızdaki kişiyle devam kararı alınacağı ve bu ilişkinin bir yolda ilerleyeceği mesajını size rahatlıkla verebilirim. Evet. Bugünlük de yine benden bu kadar. Yine Makbuş ablayla olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. O güzel beğenileriniz ve yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden sevgiyle öpüyorum. Her birinizin özellikle beğeni ve yorum bırakanlar için söylüyorum. Ay darılmak, gücenmek yok. O zaman siz de yapın, sizin de olsun. Evet, beğeni ve yorum yapan canım gönül dostlarımın da bütün dileklerinin tez vakitte gerçekleşmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.